İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte bulunan servis araçları az dedi ve S plaka ihalesine çıktı. Karara itiraz eden otobüs ve servis araçları odası dava açmaya hazırlanıyor. Bu konuda Sayın Başkanımız Tunç Bey'e özellikle belirttim, sizin hak, hukuk, adaletinize de güveniyorum dedim. Ancak maalesef bugüne kadar bir cevap alamadım. Gereken hukuki müracaatı şu anda yapmak için son noktaya geldim ve yapacağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararına en başından bu yana karşı olan İzmir Otobüs ve Servis Araçları Odası hukuka aykırı başvurular tespit etti. Bu süreçte 141 esnafın ve 238 şirketin ve şirket temsilcisinin müracaatını gördük. Ancak burada baktığımız zaman burada da bir takım bence yasaya ve mevzuata uygun olmayan müracaatların yapıldığını tespit ettik. İşte bu konuda hukuki bütün detayları toparlayıp bir veyahut da iki gün içinde fazla zaman geçirmeden bu hukuki müracaatımızı yapacağız. Ulusal kanala konuşan Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı, İzmir'de 2500 servisin pandemiden dolayı kontak kapattığını söyledi. Yaklaşık 4000 aracın öğrenci servis taşımacılığı yaptığı ilimizde kimse inkar edemez. Bunların yaklaşık %40'ı hem öğrenci hem de personel taşımacılığı yapıyor. Dolayısıyla 2500 civarında şu anda araç yalnız öğrenci servis taşımacılığı yaptığı için evin önünde işsiz boşta beklemekte. İzmir Otobüs ve Servis Araçları Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, S plaka ihalesinin yapılması durumunda bazı çıkar gruplarının da piyasaya gireceğine inanıyor. Taşıma kanununda açık ve net şekilde yolcu taşımacına komisyonculuk yapılamaz hükmü olmasına rağmen bir takım kişiler bu işi çıkar olarak ve bunu meslek olarak kabul etmişler. Yani 10 lira işe alsınlar, 5 liraya 6 liraya versinler. Şu anda kalkıp onu yapamadıkları için araç enflasyonu olursa sizin dediğiniz gibi biz bu işi 10 liraya alırız, değil 5 liraya, 3 liraya da araba çalıştırırız. Ve buradan oturdukları yerden kazasıyla, belasıyla, cezasıyla, alın teriyle bu işi yapan servisçi hesabın hak ve menfaatlerini ve alın terini nasıl yeriz diye o arayıştalar. Oda Başkanı, üyelerinin hak ve menfaatlerinin arkasında olacaklarını söyledi. Tek mücadelemiz, tek hedefimiz şu. Bizim gerçek servisçi, yani öz mal aracı olan gerçek servisçi hesabın ekmeğini bir dilim fazlalaştırmak. Bu S plakayı çocuklarımıza kutsal bir miras olarak bırakmak. Geçen ay İzmir'de S plaka ihalesi yapılacağının duyulması üzerine servis şoförleri eylem yapmış ve araç trafiğini geçici süreyle kapatmıştı.